Bir düşünün. Çadır lazım, yemek lazım, çadır lazım, soğuma lazım, herkes dışarıda. Su yok, şimdi yemek yok. Burada yanan herkes kendi odununu getiriyor. Yani odun kendi yanarımızda getiriyor. Bir dakika, İstanbul'da... Hayır, bir kişi konuşun. Adamı gönderiyor. Duyduk, Almanya'da aradılar bizi. Dedim 40 tane malzeme Edirne'ye gönderiyorlar. Bir kişi konuşun. Kızları çağırıyorlar Osmaniye tarafına. Bizi aradılar. Dediler ki şimdi benim halam olur. Komitede dedi. Dayı onu dedi. Kızlar geldi. Ne sefer ya? Ya dedi. Ya otellere topladık malzeme. Biz de topladık. Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Bir de sadece Mansur Yavaş'ın gönderdiği bir tür geldi. Demin burada dağıtıldı. Başka da hiç bir şey geldi. Şu anda her yerde yani deprem olan yerlerin dışında her yerde HDP'nin kurumların çalışmaları var. Bataniyesinden, kuru gıdasından, ihtiyacından hepsini toplanıyor. Ama buralara yetişmesi engelleniyor. Bunları biliyorum, farkındayız. Ama yine de yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Adam durur, Osmanlı'ya çevirin. Depremin en şiddetli olan bölgesi Elbistan. Evet, 7.7. Evet. Ama hiçbir yardım yok. Gaz geldi, şikayet oldu. Yani bu ne bir şey yok. Kayınanne, sen de bir insan mı ve o kadar bırakılan gibi? Mafat, hiçbir şey yok. Herkes yer atıyor. Belediye de yok. Bir tane belediye arabası buraya gelmez. Gelmez. Bir tane belediye arabası kullanacağız. Yani şu an en kalan bir şey var. Hayır, hayır. Belediye arabası buraya gelmez. Böyle bir durumda elektrikli sobalar yollasak, jeneratör yollasak ama işte devlet bunları yapması lazım. Yani yıkılan binanın elektriği kesin olur. Çocuklar olanlar var. Hepsi ikinci yerde dağıtıyorlar. Bir pazar, mal pazarı var. Orada dağıtıyorlar. Biz oraya gidemeyiz. Bize uzak. Yardım malzemesi. Belediyelerin malzemesini orada dağıtıyor. Belediye orada dağıtıyor. Abat'ın orada dağıtıyor. Biz oraya gidemeyiz. Uzaktır. Topluyoruz. Evlerimizi açtık. Ailelerimiz destek için insanları evlerine davet ediyor ama şimdi buradan nasıl gideceksin? Bunu devletin organize etmesi lazım. Ulaşım sağlaması lazım. Topladığımız erzakları buraya ulaştırması lazım. Destek olacağına köstek oluyor. Ne erzaklar geliyor, ne insanlara yardım ediyor. Yani bugün bütün illerimizde, bütün ailelerimiz birer odasını sizler için açtı ama sizleri oraya ulaştırmak lazım. Bunun için devletin bir önce arkada geçmesi lazım. Maalesef orada hiçbir şey yapılmıyor. Toplanan malzemeler bir türlü neden gelmiyor? Yani insanlar ilk günden, ilk saatten beri bu çaba içinde destek, dayanışma ama devlet bunu hızlandıracağına yavaşlatıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Yani burayı görmüyorlar mı? Sokağı görmüyorlar mı? Hocam, hoş geldiniz. Ben baktım yere başlayayım. Hoş geldiniz. Bir kumları çıkalım. Allah'a kadar yardımları var. Nerede? Genel anlamda pazarcıktaydık bugün. Pazarcıkta da aynı sorun.
sorunlar var. Hocam hangi?